Merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey gönlünüze göredir. Şu anda mikrofonunuzu çekiyorum. Mikrofonum bozuldu maalesef. Umarım sesim iyi geliyordur. Beni sorarsanız alerji oldum gene. Gördüğünüz gibi gözümün bir tarafı böyle akıyor, bir tarafında sulanıyor burnu. Ama gerisi iyiyim çok şükür. Hiç de hasta hissetmiyorum kendimi. O yüzden işe geldim. Biraz çalışacağım bugün. Biraz kısa bir şeyim var. 5 saatlik. Az sonra da eve giderim. Eve gidince de böyle dip bucak ev temizlemeyi düşünüyorum bugün. Güzelce bir her tarafı böyle sabunla her tarafı sileyim de. Neyse. Böyle yani. Bir merhaba diyeyim istedim size. Umarım sesim iyi gelmiştir. Az sonra evde görüşürüz. Ben eve geldim. Eve gelir gelmez baktım herkes evde olacaktı. Kimse yok. Mesela zaten okuldaydı. Emre de yok, Kamil de yok. Hani her şeyde böyle açık kalmış, bırakılmış. Açıkçası çok merak ettim. Çünkü sabah Emre ile konuşmuştuk biz. Emre rahatsız olduğundan şikayet etmişti. Birkaç zamandır onun kalbinde böyle bir çarpıntı oluyor. Hani 3-4 defada da doktora gittik bu yüzden. Doktor hiçbir şey yok dedi. Böyle aparat falan taktılar. Ama o an o çarpıntı olmayınca bir şey bilemediler. Hani bir şey olursa ararsın diye. Sabah aradı. Gene o çarpıntının olduğunu, mide bulantısı falan olduğunu korkmuş biraz. Babasıyla falan konuşup doktoru aramışlar. Ben geldiğimde doktor tekrardan aramış Emre'yi. Hemen hani gelsin bir tekrardan daha bir hani detaylı filmini çekelim kalbin diye. Ben geldiğimde oradalarmış. Sonra Kamil tekrardan eve geldi. Emre'yi orada bırakmış doktorda. Eve gelip bana durumu anlattı ve tekrar onun yanına gitti. Yani her şey yolundaysa alıp gelecek inşallah. Ben tabii ki bu alerji durumlarından gidemiyorum. Şu anda bilmiyorum kameradan fazla görünmüyor ama burnum kıpkırmızı, gözüm burnum akıyor. Ve maalesef korona diye var diye hani böyle durumlarda almıyorlar ne olur ne olmaz diye. O yüzden evde kaldım yani. Bakacağız inşallah her şey yolundadır. Şimdi onları bekliyorum bakalım doktor ne diyecek. Dediğim gibi pek de bir şey yapmıyorlar burada. İnşallah nasip olur da bir an önce Türkiye'ye gelebilirsek bir ara Türkiye'de de göstermek gerekiyor. Gencecik çocuk yani. Neyse bir bakalım bekleyelim. Bakalım ne diyecek doktor. Evet Emre geldi az önce. Allah'tan iyiymiş çok şükür. Öyle önemli bir şey çıkmamış şeyden kalp filminden. Sadece biraz fazla hızlatıyormuş kalbi. Bir tek o çıkmış. Çok şükür ki öyle önemli bir şey yokmuş. Doktor biraz istirahat et demiş, ilaç falan vermiş işte onları alacak. Az önce bir şeyler yedi, midesi bulanıyordu, bir şey yiyemiyordu sabahtan beri. O yüzden biraz böyle kuru bir şeyler yemesini tavsiye ettim. Şimdi duş almaya gitti, duştan sonra da biraz uzanacak, bakalım o biraz daha iyi gelir belki. Ben de şimdi Melisa'yı bekliyorum, yarım saat sonra falan Melisa gelir okuldan. Böyle bakalım artık çok şükür bir şey yokmuş, ben de rahatladım en azından. Şimdi o biraz dinlensin sonra bir bakarız. Evet bütün gün boyunca Emre ile şurada koltukta dinlendik. Anne oğul bir vakit geçirelim diye. Şimdi buraları toparladım ben. Şöyle şu yıkanacakları yukarı kaldırmak için şuraya koyacağım. Yeri süpüreceğim. Etrafın tozunu falan aldım şimdi. Süpürgesini yapacağım. Emre biraz kendini iyi hissediyormuş şu anda. O yüzden yukarı çıktı. Azıcık daha dinlenecek ve belki uyuyacak. Ben de süpürge yapayım diye. Hem de hemen şu süpürgemi göstereyim size. Gördüğünüz gibi Rowenta'nın böyle elektriksiz kablosuz süpürgesi. Elektriksiz değil, elektrikli kablosuz süpürgesi. Büyük süpürgeler kadar gücü var. Çok da güzel çekiyor. Hemen bir çok tanıtımını yapmayacağım. Çok memnunum o yüzden. İsteyenler kesinlikle tavsiye ederim. Yani şöyle çok aşırı pahalı böyle kablosuz süpürgelerdense bu çok çok daha güzel diye. Şöyle. Gördüğünüz gibi özel ekstra turbo modu da var. Kolaylıkla süpürebiliyorsunuz ve bunun birkaç tane daha kafası var, böyle ağızlıkları var. Onları da koyabilirsem videonun üstüne koyarım. Ben şimdi bir buraları süpüreyim. Ondan sonra da hemen böyle basitçe sileceğim. Dediğim gibi bugün anne oğul bir zaman geçirdik Emre ile. Hem benim şeyim bir saniye. Hem benim gribim, Emre'nin bu hali bizi biraz yatırdı bugün. O yüzden işleri yapamamıştım. Hemen şimdi yattım. Gördüğünüz gibi burnumu tıkadım.
Yoksa acayip akıntı yapıyor burnum ve kaşınmaktan, silmekten yara oluyor. O yüzden o şekilde yaptım. Şimdi ben buraları bir süpüreyim. Zaten ev halindeyim. Pijama altımı da giydim. Evin içinde öyle dolaşıyorum artık. Şimdi zaten akşam saatleri. O yüzden hemen daha da geç olmadan ben bir süpüreyim şuraları. Evet, normalde evimizi Katya süpürür gördüğünüz gibi. Ve Katya benim homebot robot süpürgem. Kare olması sayesinde çok şahane her yeri süpürebiliyor. Bakın böyle bir de uzun kılları var. O kıllarıyla da birlikte köşeleri daha güzel temizleyebiliyor. Dediğim gibi normal bir robot süpürgesinden bence bir tık daha iyi. Bunun sebebini de ileriki detaylı videolarda anlatırım. Kare olması da dediğim gibi büyük avantaj. Köşeleri çok şahane temizliyor. Ama sağ olsun Katya buraları yaklaşık 20 dakikada süpürüyor. Ben çabuk süpürüyorum. Biraz daha çabuk olsun diye kendim süpürdüm. Şimdi hemen buraları bir sileceğim. Onu da aslında pratik bir şekilde yapacağım. Şöyle şuradan. Yerleri de bununla sileceğim bugün. Bu da benim normal evde günlük kullandığım mop arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok pratik şöyle su haznesi var. Oraya yüzey temizleyiciyi koydum. Yeni bir bezi var altında. Bunu şimdi hemen yeri sileceğim pratik bir şekilde. Ve aşağının temizliğini akşamdan bitirmiş olalım bakalım. Geri geldim. Beni mahvetti. Konuşmakta bile zorlanıyorum o yüzden. Akşamı bu şekilde kapatayım. Yarın görüşürüz inşallah. Sabah kalktım ben. Hemen alışverişler vardı. Onları yaptım. Acil alınması gerekenleri aldım geldim. Yeni bir hobi edindim kendime. Onunla uğraşıyorum. 2 gündür örüyle uğraşıyorum. Bugün de çanta yapımına başlamıştım dün akşam. Onu bitirmekle uğraşıyorum. Şöyle göstereyim. Hemen çok fazla göstermeyeceğim. Bu şekilde göstereyim. Bitince zaten tamamını gösteririm. Yani yapacak şeylerimiz var ama pek yapamıyoruz. Melisa da burada ama biraz rahatsız Melisa. O da hafif grip olmuş galiba. Değil mi? Boğazları acıyor sanki. O yüzden bir bakacağız. Bugün de onu bakacağız. Dün abisiydi. Bugün de Melisa. Bir bakalım. Ben hemen yemek yapmaya başladım. Kuru fasulye yapıyorum. Yanına pilav yapacağım. Birkaç çeşit yemek daha yapmayı planlıyorum bugün yetiştirebilirsem. Bir de şurada pancarım var. Kaynamış pancarım. Ondan da turşusunu yapacağım bunun. Hemen çok pratik oluyor bu yani. Onun için onu yapacağım. Pancarlarımı bir doğrayayım şöyle. Bunlar hazır yıkanmış, soyulmuş. Kaynamış şekil olduğu için çok da kolay şöyle yapılabiliyor yani. Şimdi güzelce doğradım. Ben bunu küçük küçük yapıyorum ki şöyle kaşığı aldığımızda hani en azından lokmalık gelsin, şöyle ağzımızı doldurmasın diye. Şimdi tadını tuzunu kontrol ettiğim suyunu da içine ilave edeceğim. Bu kadar. Çok basit oluyor bunu yapması. Ve böyle pancarı yemenin en güzel yollarından bir tanesi. Thank you.
Çomaktan canım sıkıldı, benim bir bazlama yapayım dedim. Ekmek dipfrizde vardı, çıkarmak canım istemedi. Yani böyle sıcak sıcak yenir diye, yarına da taze olsun diye bazlama yapacağım şimdi. Onun hamurunu hazırlayayım. Şöyle bugün mutfak robotuyla yoğuracağım. Şöyle malzemelerin içine koyacağım, o kendisi yoğurur, hazırlanır. Hamurumuzu yoğurdum. Şimdi ben bunun üstüne streçle kaplayacağım. Biraz da mayalandıktan sonra devam. Ekmeklerim hazır. Bu sefer biraz daha ince yaptım. Şöyle bir mutfak bezini aldım. Şimdi bunları pişireceğim. Çok azıcık daha mayalanmalarını bekliyorum. Şöyle üzerlerini de örteceğim az sonra. O arada da krep tavam ısınıyor. Bu elektrikli. Ben bunun üzerinde yapıyorum. Çok çok güzel oluyor. Çok da basit, pratik. Şimdi onlar orada az daha mayalansın, pişirmeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi şahane pişmeye başladılar. Ekmeklerim pişmeye devam ediyor. Burada pişenler var, yağlandı, bekliyor. Şurada da iki tanesi kaldı, onlar da yapılacak. Direkt yağlamasını da yapıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi de balon gibi kabarıyor. Şimdi bunları biz artık pişirdikten sonra akşam yemeğine geçeriz. Akşamımızı da böyle kapatırız. Bu vesileyle de bu videoyu da kapatmak istedim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni bir videoda görüşmek üzere.